bazı kişiler eğer Tevrat'ın ve İncil'in içerisine Allah kelamı olmayan sözler sokulduysa bu tür sözler Kur'an'ın içerisine de sokulabilir diyorlar. Bu kişilere nasıl cevap vermeliyiz? Bildiğim kadarıyla Verat Hoca da bir torba pirincin içine taş karıştı diye pirinç yok olmaz, taşlar ayıklandığında pirinç ortaya çıkar diyerek önceki kitaplara insan sözü karışmıştır diyor. Bakın şimdi önceki kitapların, yani bugün bak Kur'an-ı Kerim'in bir ortadaki metni var bir de meali var meale neler karıştırıldığını her derste anlatıyoruz. Bizim muhatap olduğumuz Tevrat'ın ana metni mi meali mi? Meali. He, o zaman her şeyi karıştırılır orada. E, ana metne, ana metne gelince de onların her şeyi bize göstermediklerini de Cenab-ı Hak ayetlerinde bildiriyor bize. Hocam mesela piyasada e, şu an bizim bu kütüphanede de vardır. Şu Arapça kısmı olmayan Arapça kısım yok. Sadece Türkçe meali var. Bu tür mealler var. Mesela birisi onu açsa oradan okusa biz bu adama Allah'ın kitabını okumuş, Kur'an-ı Kerim'i okuyor diyebilir miyiz? O da doğru mealler, doğru şeyleri de vardır. Yanlışlar da vardır ve yanlışlar daha çoktur evet, yani şu evet. anda maalesef öyle yani o çünkü gelenek şey. bu hale getirilmiş. Evet.